Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Stark bir poşetle aşk yaşıyor arkadaşlar. Bunun sebebi poşet değil, içindeki matatabi çiğneme çubuğu. Stark, getir onu komedi. Stark. Ya sen çok şımarık bir çocuksun Stark. Çok şımarık bir çocuksun. Arkadaşlar bu çubukta biliyorsunuz kedi nanesi vermiştik. Kediler inanılmaz tepki göstermişti. Bu da kedi nanesi özlü, yani katnip. Bu arkadaşlar matatabi çubuğu, kedileriniz eğer ısırıyorsa sizi mutlaka alın. O çubuğu ısırarak bu ısırma özelliklerini çubukla giderebilirler. Ama benim şimdi alabilirsem Stark'tan hemen alayım. Evet arkadaşlar, kaptım. Benim bu matatabi çubuğunu almamın sebebi arkadaşlar, şöyle çubuk gördüğünüz gibi almamın sebebi kedilerimin ağız kokusunu önlemek. Kedilerde oluşan tartar ve diş temizliği için bu çubukları aldım arkadaşlar. Bunlar tartarı ve şöyle Stark'ı da netleştirelim. Tartarın ve dişteki kirin giderilmesini sağlıyor bu çubuklar. Tabii her kedi sever mi bilmiyorum. Bende 4 kedi var biliyorsunuz. Bakalım 4 kedinin tepkisi ne olacak? Birlikte ölçeceğiz. Bu arada ben tekrar matatabi nedir, nasıl kullanılır, ne amaçla kullanılır yine de ekranın yan kısmında belirteceğim. Oradan okursunuz. Dediğim gibi kediniz eğer sizi çok fazla ısırıyorsa arkadaşlar bu çubuktan alabilirsiniz. Kediniz bunu ısırırsa siz de kendinizi güvence altına almış olursunuz arkadaşlar. Benimkiler ısırmıyor çok fazla. Dediğim gibi ben diş temizliği için aldım. Umarım işe yarar. Ben geçen haftalarda almıştım. Hiç denemedim. Şöyle kokusunu hatta. Nasıl? Kokuyor mu? Evet. Şöyle hemen verelim. Evet arkadaşlar. Sanırım net gözüküyor. Şöyle. Çubuk bu arkadaşlar. Normal bir dal gibi arkadaşlar. Düşünün. Esneme çocuğum. Şimdi hemen verelim bakalım tepkisi ne olacak. Stark. Stark'a verdik. Ya sana ölürüm. Stark'ı da kırptım bu arada. Hayır hayır. Al kajı. Kajı al. Hayır. Stark burada. Stark senin burada. Stark. Sen onu al. Stark. Kajı'ya da ver. Kajı al oğlum. Al. Kajı çok fazla bir tepki vermedi. Şimdi Bobo da deneyelim. Ama Stark bayıldı. Kaju da anlam veremiyor. Ne yapıyor bu çocuk diye. Kaju ne yapıyor bu çocuk? Şimdi bir de Bobo'ya verelim. Bu burada bayıldı. Bobo. Sen ne yapıyorsun ya Stark? Al. Çubuk burada dur. Verelim. Al Stark al. Al al ye. Şöyle Kaju'ya bakın. Hiç tepki vermiyor Kaju. Stark bayıldı. Çıldırdı. Yani tam kedi nanesinde nasıl tepki veriyorsa Stark öyle tepki verdi. Ama Kaju çok vermedi. Baba da çok bir tepki vermedi ama bu çıldırdı. Bu arada ördüğüm fareler. Ah elim. Stark. Bakalım. Evet. Evet. Bobo da tepki verdi. Kaju hiç tepki vermedi ya. Kaju. Ya sen çok nazlı bir çocuksun. En iyi tepkiyi sanırım şu ana kadar Stark verdi. Stark çiğnesene. Dişlerin temizlensin. Bu arada arkadaşlar eğer kedim çok oynamak istiyor, ben yorgunum diyorsanız bu çubuğu verirseniz kediniz gördüğünüz gibi Bobo gibi çubukla oynar. Sizi de biraz rahat bırakır. Çok tatlısın Bobo, çok tatlısın. Ben şöyle kamerayı sabitleyeyim. Bir de Şüküfe Hanım'ı getirelim. Biliyorsunuz o şu anda güzellik uykusunda.
Bakın güzellik uykusundan bir prenses geldi. Tamam anneciğim bak. Arkadaşlar şüküfeyi getirdim ama şüküfenin mantar tedavisi var. Onu uyguluyorum. İlaç süreceğimi sandı, çıldırdı yani inanamazsınız. Kamera arkasında resmen bana saldırdı ve kaçtı. Çok kızdı. O yüzden ben de üstelemedim. Tedavisini de yapmam gerekiyordu ama çok kızgın şu anda. İlacını da süremedim. Şu an gördüğünüz gibi Bobo ile Star çok sevdi. Kaju pek bir tepki göstermedi ama videonun sonunda tekrar izlersiniz. Eğer tepki gösterirse yakalarsam. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.